Van Gölü havzasındaki martılar üremesi için belirli insanların olmadığı, tarımın olmadığı yerlere gitmekte ve orada kuluçkaya yatıp yavrularını çıkarmakta ve oradan üredikten sonra tekrar Van Gölü havzasına dağılmakta. Burada dikkat ettikleri iki husus var yaban hayvanlarının bütün canlılarda olduğu gibi. Biri gıda, bir diğeri de güvenlik. Şu Van Gölü havzası çevresindeki ortam olan martılar biraz şanslı. Neden? Çünkü Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası hem tarıma hem insana yasak bir bölge ve burada hiçbir kimse yok. Onlar da üremek için genellikle Adır Adası, Çarpanak Adası, Akdamar Adası gibi insanların az, tarımın olmadığı, hayvansal bir besleme olmayan yerleri tercih etmekte. Biyolojik düşmanı da olmadığı için üremesini, yavrulamayı, yuvalarını buralarda yapmakta. Aynı sezonda inci kefali de göç etmesine bağlı olarak Nisan'dan başlayıp o şeye kadar Haziran'ın sonuna kadar Temmuz'un 15'ine kadar bu göçünü devam ettirmekte ve burada da beslendiğinden dolayı gıdasında problem olmadığından, güvenliğinde herhangi bir problem olmadığından beslemesi ve üremesine devam ettirmekte. Geçmiş yıllarda tabii hayat toz pembe değil de kuraklığa bağlı olarak inci kefali göçünü erken tamamlaması, martıların gıda problemi, gıda sorunundan bağlı olarak strese bağlı ölümler şekillenmekteydi. Ama bu sene hem martılar kuluçkaya geç yattılar, Nisan'da yattılar. Ama bu vesileyle hayvanlar göçünde, balık göçünün de uzun sürmesi, hatta şu günlerde bile, Ağustos'ta bile derelerimizden suların akması, derelerimizde balıkların görülmesi martılarda gıda sorunu olmadı ve böylelikle de hem fazlaca ürediler hem ölüm de az oldu. Bir milyonlarca martının ürediği bir yerde normalde de ölüm şekillenir. %1, %2, %3 normal. Geçmiş yıllarda halkı tedirgin edecek kadar ölümler görünüyordu. Çünkü sahillerin her tarafında beslenememiş, strese kapılmış martılar vardı. Bu sene o görüntüler yok. Ama nasıl bir çarşı pazarda pazar yeri bittiği zaman akşam pazarın temizliği yapılıyorsa, nasıl bir maç stadyumda maç bittikten sonra stadyumun temizliği yapılıyorsa, nasıl caddeler akşam insanlar evlerine gittikten sonra caddeler temizliyorsa, milyonlarca martının ürediği, sorunsuz bir şekilde yayıldığı, döndüğü yerlerinde temizliğinin yapılması gerekiyor. Çünkü gelecek nesle ve halka tedirginlik vermeyecek ve çevrenin kirlenmesini önlemek için de martının üreme yerleri olan yerlerde temizliğin yapılması gerekiyor. Ve bu senede hem iklim hem de balık ve ekolojik denge bütün hayvanlar için normal seyrinde devam etti. Herhangi bir sürpriz olmadı bir hayvan için. Martılar da bundan faydalandı ve ölüm az görüldü. Çok sayıda da martı üremesini yaparak döndü.